Merhaba sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar. 2023 Şubat aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili koçlar, 2023'ün en keyifli, hızlı, verimli aylarından biri başlıyor. Şubat ayı. Bakalım konu başlıklarımızda neler var? Aslan burcunda bir dolunay yaşayacağız. Balık burcunda yeni ay doğacak. Ay boyunca gezegeniniz Mars ikizler burcunda ilerlemesini sürdürüyor. Venüs 20'sine kadar balık burcunda, ardından burcunuza, koç burcuna geçiş yapacak. Evet, detaylara bakalım. Bu ay hızlı başlıyor. Hatta 2023 şimdi daha rahat ilerleyecek, daha rahat başlayacak diyebiliriz. Çünkü retro gezegen tesirleri nedeniyle yeni yıldan bu yana biraz enerjimiz düşüktü. Hedeflerimizi hayata geçirmekte zorlandık. Kısıtlamalar oldu, kararsızlıklar yaşadık. Ama şimdi gökyüzü bizi desteklemeye başlıyor. Hemen ayın başında 5 Şubat'ta Aslan Burcu'nun 16 derecesinde Dolunay meydana gelecek. Dolunaylar farkındalığın arttığı, her şeyin biraz daha görünür olduğu, bazı amaçlarımıza ulaştığımız, hayatımızda sonuçlar aldığımız önemli dönemlerdir. Gelişmeler hızlanır. Gerek kişisel hayatlarımıza gerek etrafımızda olup bitenler bizi daha fazla etkiler ve dikkat çekici hale gelebilir. Aslan burcundaki bu dolunay sizin için çok keyifli. 5. evinizde meydana gelecek. Burası zaten şans evidir. Aynı zamanda aşk evidir. Yani bu dolunay aslında zaten aşkı da sembolize eden bir burç. Bu dolunay romantik hayatınızda çok güçlü tesirler getirebilir. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız sevgili koçlar. Özellikle güneş burcunuz, yükselen burcunuz 16 derece ve yakınlarındaysa bu dolunayın olumlu etkilerini çok daha güçlü hissedebilirsiniz. Sabit burçlarda kova, aslan, boğa ya da akrep burçlarında gezegenleriniz bulunuyorsa yine bu dolunay sizin için çok etkili hale gelebilir. Romantik konularda beklentileriniz varsa sonuç alabileceğiniz, bazı hedeflerinize ulaşabileceğiniz bir dolunay bu. Evet, kalbiniz boşsa aşık olabilirsiniz. Bir ilişkiniz varsa ilişkinizde başka bir boyuta taşıyabilirsiniz. Çocuklarla ilgili keyifli etkiler olabilir. Çocuk sahibi olmak isteyen koçlar için güzel bir dolunay bu. Hani bu alandaki artık amaçlarınıza daha rahat ilerleyebilirsiniz. Belki sonuç alabilirsiniz. Dolayısıyla hamilelik gibi, doğum gibi konularda destekleyen bir dolunay hedeflerimize ulaştırabilir bizi. Çocuklarınız varsa onlarla mutlu olacağınız, bir arada paylaşımlar yapacağınız keyifli etkinlikler içinde olabilirsiniz. Güzel bir tatil, eğlenceli bir ortam örneğin. Çocuklarınızın eğitimi, onlarla ilgili beklentilerinizle ilgili bir şeylerin netleşmesi, hayatınızda daha önce de yapmış olduğunuz girişimlerin sonuç vermesi mümkün. Parasal kazançlar, özellikle şansa ihtiyacınız olan alanlarda, ki bunlar işte oyunlar olabilir, çeşitli yatırımlar, spekülatif alanlar, borsa gibi alanlar olabilir. Ve Şubat ayı Aslan Dolunay'ı yakınlarında bu konuları da çok görünür hale getirecek. Buralarda bazı amaçlarınıza ulaşmanız, yine önemli tesirler altında olmanız mümkün görünüyor sevgili koçlar. Evet, dolunay ayın 20'sine kadar olan süreci aslında şekillendirecek ama en önemli etkilerini 3 gün öncesi, 3 gün sonrası, yani Şubat'ın ilk günlerinden itibaren hissedebiliriz. Mars ay boyunca ikizler burcunda olacak. Artık ileri harekette, biliyorsunuz, retrosunu tamamladı. Mart'ın sonuna kadar da ikizler burcunda. İletişim gezegenimiz Merkür 11'inden itibaren Kova burcuna geçecek. Bu da sizin için aslında zihinsel anlamda hareketli bir dönemi işaret ediyor. Yakın çevre ilişkileriniz güçleniyor. Arkadaşlarınızla daha fazla iletişim içerisinde olabilirsiniz. İş veya özel amaçlı yazışmaların, görüşmelerin, toplantıların, planların, projelerin öne çıktığı bir dönem. Bazı eğitimlere katılmanız, grup etkileşimleri içerisinde olmanız mümkün. Kısa uzun seyahatleriniz, yolculuklarınız olabilir ve arkadaşlarınızla, özellikle ait olduğunuz grup içerisindeki faaliyetlerde daha etkin olmanız, daha fazla söz sahibi olmanız ve buralardaki etkileşimin ay boyunca sizin için de önemli hale gelmesi mümkün görünüyor. Venüs ayın 20'sine kadar Balık burcunda olacak. 14, 15, 16 Şubat'ta Venüs'ün Balık burcunda Neptün'le kavuşumu var. Oldukça güçlü, böyle bir yaratıcı enerji, duygusal, ruhsal bir enerji ortaya çıkarıyor. 12. evinizde olacak. Bilinçaltınızla ilgili konular çok artabilir. Sezgileriniz özellikle bu dönemde güçlenebilir. İlişkilerde, romantik ilişkilerde biraz daha gizli, biraz daha belki platonik olabilir. Bunlar da mümkün. Yani bu ay
Gizli konular da sizin için çok öne çıkıyor. Bunları ilişkilerinizde de yaşayabilirsiniz. Belki yaptığınız işler, projeler, çalışmalarınızda da biraz daha geri planda olan yaratıcı çalışmalar, ki bunlar sanatsal bir süreç olabilir. Bir ilham akışıyla beraber hani yeteneklerinizi ortaya gösterebileceğiniz çalışmalar olabilir. Güçlü ilham akışları, sezgilerin artışı, aynı zamanda romantik konularda da biraz geri planda, daha gizli, daha belki biraz daha platonik bazı etkilerin artmasını da burada bekleyebiliriz. Ayın 20'sinde Balık burcunda yeni ay doğacak. Balık yeni ayı 12. evinizde doğuyor. Sevgili koçlar, bu yeni ay sırasında Venüs artık Balık burcunun son derecesinde, 29 derecesinde olacak. Neptün Balık burcunda olacak. Hayatınızda ruhsal konular, yardımlaşma temaları, romantizm, yaratıcı çalışmalar, sağlık, şifa, bilinçaltı çalışmaları ve bu alanlardaki her türlü etkileşimde bu yeni ay size yeni pencereler açabilir. Yani ayın 20'sinden itibaren biraz kendinizle ilgilenmeniz mümkün. Yani bu bir dinlenmek için bir tatile çıkmak da olabilir. İşte terapiler gibi bilinçaltı çalışmaları, şifa arayışları olabilir. Sağlıkla ilgili iyileştirmeler anlamında kendinize daha fazla odaklanabilirsiniz. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle bir derece ve yakınlarında Balık, Başak, İkizler ya da Yay burçlarının, değişken burçların ilk derecelerinde gezegenleriniz bulunuyorsa bu yeni ayın sizin için tesirleri biraz daha önemli olabilir. Bu yeni ayda hayatınızdan çıkarmak istediğiniz, artık bitmiş, gerekliliği kalmamış bazı alışkanlıkları, bazı günlük hayatınızdaki düzeninizle alakalı, rutinlerinizle alakalı konular olabilir. Bağımlılıklarınız mesela, değil mi? Tam balık konusudur. Artık sağlığınızın iyileşmesini istiyorsunuz, hayat kalitenizin artmasını istiyorsunuz. Bu nedenle bağımlılıklarınızın şöyle bir gözden geçirilmesi, gereksiz olan her türlü alışkanlığın hayatınızdan çıkarılması için de sizin için çok önemli olabilir, çok etkili olabilir bu yeni ay döngüsü. Zaten Mart'ın ilk haftasına kadar olan süreçte de yeni ay hayatımızı şekillendirecek, bu alandaki enerjilerini bize vermeye devam edecek. Ve ayın 20'sinden sonra Venüs artık Koç burcuna geçiyor. Jüpiter zaten burcunuzda, dolayısıyla 20'sinden sonra Venüs ve Jüpiter'in de birlikte hareketini göreceğiz ki Mart ayında da, Mart'ın ortalarına kadar olan süreçte bu anlamda size çok şanslı hale getiriyor. Venüs'ün de desteğiyle beraber kavuşumları, Şubat'ın son günleri, Mart'ın ilk günlerinde Venüs Jüpiter kavuşumları da etkili olacak. Bu hem sizin için maddi manevi şanslar, gelişme imkanları, büyüme imkanları anlamına geliyor. Güzelleşmek, iyileşmek, cazibenizin artması, ilişkilerde ve sosyal yaşamda fırsatlar, tüm bunları Jüpiter'in yanına Venüs'ün de gelmesiyle daha güçlü bir şekilde hissedebilirsiniz sevgili koçlar. 2023'ün sizin için belki de en keyifli, en şanslı, en fazla fırsatla karşılaşabileceğiniz dönemi başlıyor. Bunu iyi değerlendirmeye çalışın. Hepinize güzel, keyifli bir ay diliyorum. Hoşça kalın.